Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda siz değerli izleyicilerime Android'de reklam kaldırmayı göstereceğim. Normal bir şekilde telefonda dolaşırken karşınıza çıkan reklamlardan, uygulama kullanırken uygulamada bulunan Google reklamlara kadar tüm reklamları kaldırmayı göstereceğim. Bu konuda güzel bir rehber olacağını düşünüyorum. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hemen videomuza geçelim. İlk olarak normal telefon kullanırken karşınıza çıkan reklamlardan bahsetmek istiyorum. Bu reklamlar genelde Türk Telekom'dan işte iPhone 14 Pro Max kazandınız veya ben Ayşe işte bilmem ne kadar kilometre ötedeyim, konuşmak için işte şu linke tıklatabilirsin tarzında reklamlar olur. Espri yaptığımı veya dalga geçtiğimi düşünmeyin, reklamlar gerçekten bu şekilde geliyor. Çünkü bunlar Google reklamlardan bağımsız şekilde çalışıyorlar. Normalde Google reklamlarda sizin ilgi alanlarınıza göre reklam gelir. Fakat bu reklamlar tamamen iki tür oluyor. Ya telefon kazanıyorsunuz ya da biriyle konuşuyorsunuz. Zaten bana bunu 5-6 arkadaş Instagram üzerinden atmıştı. Onlar üzerinden de bir çıkarım yapıyorum. Şimdi gelelim bu reklamları nasıl engelleyebileceğimize. İlk olarak bu işlemlerde kullandığımız tarayıcı çok önemli. Eğer 3-4 tane tarayıcı kullanıyorsanız bunu 1'e indirmenizi öneriyorum. Veyahut da göstereceğim işlemleri diğer tarayıcılarınızda da yapmayı ihmal etmeyin. Ben şu anda Google Chrome üzerinden anlatacağım. Samsung bir telefon kullandığım için aslında Google Chrome üzerinden anlatıyorum. Çünkü Samsung tarayıcı üzerinden anlatacak olursam bazı arkadaşlarımız büyük ihtimalle yapamayacaklardır. Bu yüzden herkesin kullandığı, her telefonda bulunan Google Chrome web tarayıcısı üzerinden anlatıyorum. Öncelikle bu reklamların çıkış sebebi sitelere girdiğinizde bu siteden bildirim almak istiyor musunuz tarzında bir panel açılıyor. Buna eğer evet derseniz bu tarz reklamları daha fazla görüyorsunuz. Bu yüzden siteler karşınıza geldiğinde böyle reklamlara hayır deyin. Yani böyle paneller açıldığında olumsuz yanıt verin. Google Chrome web tarayıcınızı açtığınızda sağ üst kısımdaki 3 noktaya tıklatarak ayarlara geliyorsunuz. Diğer tarayıcılarda da bunu yapabilirsiniz ama eğer yapamıyorsanız diğer tarayıcılarınızı kaldırmanızı öneriyorum. Örneğin Opera'da bu ayarları yapamıyorsanız, bulamıyorsanız kaldırın. Veyahut da Samsung İnternet gibi uygulamaları da kullanıyorsanız onları da devre dışı bırakmanızı veyahut da bu adımları bulup uygulamanızı öneriyorum. Buradan bildirimlere tıklatıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir ayarlar ekranı geldi. Ben Samsung kullandığım için beni otomatik olarak ayarlara yönlendiriyor. Eğer siz daha eski bir Samsung modeli kullanıyorsanız veyahut da Xiaomi, Poco gibi telefonlar kullanıyorsanız büyük ihtimalle sizlere direkt Google Chrome ayarlar sekmesi, Google Chrome bildirimler sekmesi gelecektir. Herhangi bir uygulama açılmayacaktır. Eğer sizde bu panel farklıysa ve direkt beyaz bir ekranda Google Chrome'un içindeki bildirimler sekmesi gelmişse orada en üst kısımda bulunan bildirimleri göster kısmını kapatın. Ve tüm bildirimleri engelleyin. Google Chrome üzerinden size herhangi bir bildirim gelmesin. Eğer sizde de benim gibi bir ekran açılıyorsa, tabii ki telefonunuzun Samsung olma zorunluluğu yok. Diğer telefonlarda da bu şekilde açılabilir. Eğer böyle bir ekran açılıyorsa buradan açılır pencere bildirimlerinin üzerine tıklatarak kapalı hale getirin. Gördüğünüz gibi kapanıyor. Yan tarafta bulunan işaret kısmını da kapatabilirsiniz. Fakat eğer maç özetleri gibi sporla alakalı veya yemek tarifi sitelerine aboneyseniz sizlere bu şekilde bildirim gönderiyorlar. Bunu kapatmayabilirsiniz ama kapatırsanız herhangi bir sıkıntı olmaz. Reklamlarla bir alakası yok. Eğer böyle bazı yemek tarifi sitelerinin veyahut da sporların yani maçların özetleri bu şekilde geliyorsa ve sizi rahatsız ediyorsa bunu da kapalı hale getirebilirsiniz. Daha sonrasında alt kısma geliyorsunuz ve buradan bildirim kategorileri seçeneğine tıklatıyorsunuz. Bu da aslında Google'ın ayarlarına çok benziyor. Yani Google'da karşınıza çıkan, Google Chrome'da karşınıza çıkan ayarlara çok benziyor. Bu alt kısımdan tüm site bildirimlerini kapatıyorsunuz. Buraya tıklattığınızda zaten siteler herhangi bir şekilde sizlere reklam gönderemiyor. Bu arada şu üstte bulunan kamera ve mikrofon kısmını da kapatabilirsiniz. Güvenliğiniz açısından daha iyi olacaktır. Buradan bu alt kısma tıklatarak uygulama içi bildirim ayarlarına geldiğinizde de sizi uygulamaya yönlendiriyor. Burada üst kısımda bulunan bildirimleri kapat paneline tıklatarak da
Tüm sitelerdeki bildirimleri engelleyebilirsiniz. Buna tıklatmanız gerekiyor. Eğer telefonunuza bu şekilde reklamlar geliyorsa, bu şekilde gördüğünüz gibi işlemlerimiz tamamlandı. Bu işlemi hallettikten sonra probleminiz büyük ölçüde azalacaktır ki büyük ihtimalle sitelere izin verdiğiniz için karşınıza reklamlar çıkıyor. Fakat telefonunuza virüs bulaşma ihtimalini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bunun için ayarlara geliyoruz. Ben Samsung bir telefon kullanıyorum. Buraya cihaz koruması yazdığımda otomatik olarak karşıma bu panel açılıyor ve buradan virüs taraması yaptırıyorum. Sizlerde de bu şekilde çıkabilir veyahut da farklı programlar olabilir ama hemen hemen Xiaomi'nin, Poco'nun, Samsung'un, işte Huawei'nin de kendi dahili virüs tarama uygulamaları mutlaka olacaktır. Telefon taramamızı da yaptırdıktan sonra tüm işlemlerimizi halletmiş oluyoruz. Bundan sonra telefonda dolaşırken ana ekranda herhangi bir şekilde reklam gelmeyecek. Bu şekilde olayı çözüyoruz. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Uygulama içerisindeki reklamlar nasıl engellenir? Örneğin ben bir oyun oynuyorum. Oyuna hayvan gibi reklam koymuşlar. Oraya tıklatıyorsunuz reklam çıkıyor, buraya tıklatıyorsunuz reklam çıkıyor. Yani önünüze gelen her yerde reklam çıkıyor. Bu da insanı gerçekten çok sinir ediyor diyebilirim. Yani siz eğlenmek için bir oyun oynuyorsunuz ve karşınıza yığınlarca reklam çıkıyor. Sizlere bunu da kaldırmayı göstereceğim. Ama sizden ricam, eğer uygulamada dakika başı reklam çıkmıyorsa ve sizi rahatsız edecek düzeyde değilse bunu kullanmayın. Çünkü sonuçta o uygulamaları yapan adamlar bunun üzerinden para kazanıyorlar. Yani siz eğer ufak tefek reklamlar çıkıyorsa bunları engellemeye kalkmayın. Adamların ekmeğiyle oynamayın. Ama sizi rahatsız edecek düzeyde reklamlar çıkarsa tabii ki bunlara bir işlem uygulamamız gerekiyor. Kimse kusura bakmasın. Bu işlem için bir uygulama indirmemiz gerekiyor. Bu uygulamamızın adı Lucy Patcher, daha doğrusu. Uygulama tabii ki Google Play Store'da yok. Bunu farklı bir siteden indirmeniz gerekiyor. Ben aslında direkt gidin Google'a yazın bir siteden indirin diyecektim. Virüslü sitelerden indirmenizi düşündüğüm ve bundan korktuğum için aşağıya bir link bırakacağım. O link üzerinden gidip Lucy Patcher uygulamasına indirebilirsiniz. Uygulama indirilirken sizden bazı izinler istiyor. Bu izinlerde korkmanıza gerek yok. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Ben bu videoda sizlere nasıl kurulacağından bahsetmeyeceğim. Onun için YouTube'a Lucy Patcher nasıl indirilir yazarak ulaşabilirsiniz bu videolara. Hatta beğendiğim bir tane olursa onu da yorumlara bırakırım. Açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Ben yine de aklınızda bir soru işareti kalmaması için hızlı bir şekilde özet geçeceğim. Uygulamayı gelip siteden indiriyorsunuz. Daha sonrasında çalıştır diyorsunuz. Çalıştırdığınızda karşınıza böyle Play Protect tarafından engellendi tarzı bir yazı geliyor. Ayrıntılar kısmına tıklatıyorsunuz. Yine de yükle diyorsunuz. Bekledikten sonra uygulamamız kuruluyor. Tamam diyorsunuz. Gelip LP Installer uygulamasını açıyorsunuz. Buraya girdiğinizde sizden bazı izinler istiyor. Burada dikkat etmeniz gereken yalnızca medya erişimine izin vermek. Bunun dışında mesela ben indirirken hem telefonuma hem de mikrofonuma erişim istedi. Fakat ben kabul etmedim. Çünkü senin mikrofonunla veya telefonunla bir işin yok. Sadece işini yap ve git. Sadece medyaya izin verdikten sonra karşımıza böyle yükleyici ekranı geliyor. Buna da evet diyoruz. Böyle birazcık zaman geçiyor ve kendisi yüklüyor. Daha sonrasında arada böyle Google Play sizlere bir uyarı veriyor. Bu kaynaktan uygulama yüklenmesine izin veriyor musunuz diye. Siz de evet diyorsunuz ve 1-2 dakika içerisinde uygulama yükleniyor. Yüklendikten sonra buna aç diyorsunuz ve uygulamayı açıyorsunuz. Sizden bir takım izin istiyor, bunları sağla diyorsunuz. Yine bir medya izni geliyor, buna izin ver diyorsunuz. Fakat dediğim gibi herhangi bir şekilde size de mikrofon vesaire izni isterse bunlara kesinlikle hayır deyin. Böyle uygulamalarda uyanık olmanızı öneriyorum. Daha sonrasında LP Installer uygulamasını kaldırıyoruz diyor. Siz de tamam diyorsunuz ve diğer uygulama kalkıyor. Bu işlemi de hallettikten sonra tekrardan LP uygulamamızın, daha doğrusu Lucy Patcher uygulamamızın içine geliyoruz. Konum izni vesaire isterse de kesinlikle kabul etmeyin dediğim gibi. Karşınıza böyle bir yer geliyor. İşte genellikle Lucy Patcher işte bir virüs olarak tanımlanır vesaire vesaire. Buna evet deyip gidip oradan tiki kaldırabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Şimdi reklam kaldıracağımız uygulamayı buradan buluyoruz. Mesela böyle bende bir işte seçim oyunu vardı. Yakın bir arkadaşım bana rica etti. İşte bunda çok reklam var. Biz bunu nasıl kaldırabiliriz diye.
Yoksa uygulamanın yöneticileriyle herhangi bir problemim kesinlikle yok. Bunun üzerinden bir anlatım yapıyorum. Üzerlerine alınmasınlar. Tıklattığımda gördüğünüz gibi burada bir yama menüsü yazıyor. Buna tıklatıyorum. Daha sonrasında üst kısımda Google reklamsız APK yazıyor. Buna tıklatıyorum. Ve buradaki tiklerin hiçbirine karışmadan yeniden oluştur diyorum. Bayağı bir zaman geçiyor burada, 5-6 dakikalık. Bunu bekliyoruz. Daha sonrasında karşımıza böyle bir ekran açılıyor. Buradan dosyaya git diyoruz ve kaldır ve yükle seçeneğini seçiyoruz. Karşımıza bir uyarı geliyor. İşte bu uygulamayı kaldırıp yüklemek ister misiniz tarzında. Buna evet diyoruz ve kaldırılıp yükleniyor. Bu işlem tamamlandıktan sonra mobil uygulamadaki tüm reklamlar kalkmış olacak. Gidip kontrol edebilirsiniz. Tabii ki bu gösterdiğim işlem bazı uygulamalarda çalışmayabilir. Çünkü bunlar korumalı oluyor genelde. Ama basit uygulamalarda, oyunlarda sıkıntısız çalışacağından emin olabilirsiniz. Böylelikle bu videomuzun sonuna gelmiş oldum. Umarım işinize yaramıştır. Umarım işinizi görmüştür. Eğer video sizlere faydalı olduysa videoyu beğenerek güzel yorumlar bırakmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız da beni mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videomda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.